Ali Palabıyık'ın Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki yapmış olduğu hatalardan dolayı özellikle Beşiktaş cephesinin yoğun eleştirisini aldı. Evet, Ali Palabıyık maç içerisinde hatalar yaptı mı? Bence oyunun gidişatını önemli derecede etkileyecek hatalar yaptı. Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmedi çok net. Ben Quaresma'nın hatalı atıldığını iddia ediyorum ama doğru atıldığını da söyleyenler olabilir. Onunla ilgili çok ağır eleştiremezsiniz. Cem Satman'ın kaldırmış olduğu bir hatalı bayrakla da Beşiktaş'ın bir golü geçersiz sayıldı. Hakemin hatalarıyla değil, hakemlerin hatalarıyla Beşiktaş mağlup oldu. Bunu söyleyebiliriz. Basında Ali Palabıyık uzun süre dinlendirilecek, bekletilecek diye haberler çıkıyor. Her kötü maç yönetiminden sonra her hakemle ilgili aynı tarz haberler çıkıyor. Şu an görevde bulunan Merkez Hakem Kurulu'nun kesinlikle hakemleri yaptığı hatalardan dolayı bekletmek gibi bir tavrı yok. Hakemler neler yaparlarsa yapsınlar en fazla bir hafta, bilemediniz 2 hafta bekleyip görev alırlar. Bu hafta Ali Palabıyık kötü maç yönetti, Beşiktaş'ın mağlubiyetine sebep oldu diyoruz. Yani buradaki takım Beşiktaş diye, Fenerbahçe diye Ali Palabıyık çok uzun süre dinlensin. Anadolu'da hakemler dilediklerini yapsınlar ya da başka maçlarda dinlenmesin. Ümit Öztürk hatırlıyoruz, Gençler Birliği Fenerbahçe maçında. Sayısız hataları Ali Palabıyık'tan daha fazlasını yaptı. Fenerbahçe kazandı. Gençler Birliği mağlup oldu. Göz önünde bir maç değildi. Konuşulmadı. Bitti. Yani burada da eğer ki Beşiktaş Kulübü, biliyoruz ki kulüpler federasyon üzerinde, Merkez Hakem Kurulu üzerinde çok etkili. Çok fazla baskı yapıp federasyona, Merkez Hakem Kurulu'na bu hakeme maç vermeyeceksiniz diyorsa ve bastırıyorsa ancak Ali Palabıyık o zaman maç alınır. Yoksa yazın bir kenara, Merkez Hakem Kurulu 2 hafta geçer, 3. hafta Ali Palabıyık'a maçını verir. Ha, ben verilmesin demiyorum. Yani hakimdir, hata yapacaktır. Ve bu maçtaki spesifik tek hatası Beşiktaş'ın vermediği penaltısıdır. Ofsayt gerekçesi iptal edilen golde Ali Palabıyık'a suç bulamazsınız. Suçlu yardımcı hakem. Aynı haberlerin yardımcı hakem içinde çıkması lazım. O yardımcı hakem maçtan maça atlayarak gidiyor. Her maçta bir şeyler yapıyor. Yani bize hakemler üzerinden konuşup yardımcı hakemleri kenara atıyoruz. Bu maçta da eğer Ali Palabıyık bir bedel ödeyecekse o bedeli tek başına ödememeli. O bedele ortak olacak Cem Satman olmalı. Evet, Ali Palabıyık hata yapmıştır. Evet, Ali Palabıyık bir bedel ödemelidir. Ama bu bedeli ödetecek kişi kesinlikle Merkez Hakem Kurulu'nun başındaki kişi veya o yönetimdeki kişiler olmayacaktır. Çünkü onların öyle bir tarzı, tavrı yok. Eğer ki Beşiktaş bir yaptırım uygulayacaksınız diye kafalarına vurursa Merkez Hakem Kurulu'nun, bırakın belli bir süre dinlendirmeyi, gerekirse hakemlikten el çektirirler. Geçmiş örneklerini gördük. Deniz Ateş Pinal örneği, Süleyman Abay örneği, Çağatay Şahan örneği, İlker Meral örneği. Yani kimin gücü yeterse onun dediği olur. Yoksa Yusuf Namoğlu'nu bıraksanız kendi başına haftaya Ali Palabıyık'a maç verir.